Evet, İsmail Delemen, Itamex CEO'su canlı yayında konuğumuz. Yine önemli bir sektörde Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bir tanesi çocuklarımız hayatımızdaki vazgeçilmezlerimiz. İsmail Bey, bir anlamda baktığımız zaman bunların güvenliği çok önemli. Tabii araba içindeki güvenliği de çok önemli. Çünkü araçla beraber seyahat ediyoruz. Evet. Bunun ciddi dağıtımını Türkiye'de gerçekleştiriyorsunuz. İyi bir organizasyonunuz var. Uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Bir de üretim kısmınız var. Üretim kısmınız da tamamen inovatif ve katma değeri yüksek bir, evet, üretim kısmı. Şimdi isterseniz çocukların her zaman önceliği var. Bir başlayalım. Tamam. Yani bu otokoltu Türkiye'de dağıtımı, kullanımı ilk başlarda böyle çok önemsenmezken daha sonra bu yasalarla artık mecburi hale getirilip uygulama zorunluluğu trafikten geçti. Bu hayatımıza çok ciddi anlamda girdi. Dünyada nasıl bir pazar var? Türkiye buna ne zaman tanıştı? Ve Türkiye buna alışabildi mi? Şu andaki durum sizi firma olarak tatmin eder düzeyde mi? Gelecek vaat ediyor mu? Böyle bir genel bir girelim isterseniz. Resmi bir sizden bir alalım. Tamam. Sonra detaylara gireriz. Bu otomobil içindeki yolcuların güvenliği konusu otomobil üreticileri için bir numaralı öncelikli geliştirme yolundaki teknolojik olarak bütün teknoloji imkanları kullandıkları, konsantre oldukları en önemli bölüm. Bu güvenlik dediğimiz zaman tabii çocuk güvenliği de bu işin bir parçası olarak düşünüyorlar. Ve bununla ilgili olarak ciddi şekilde otomobillerin kullanım ve güvenlik gelişimi sırasında, inovasyonları sırasında buna da dikkat ediliyor. 93 senesinden beri Avrupa Birliği ülkelerinde ve Amerika'da çocuk güvenlik koltuğu araç içi kullanımı hastane doğum anından itibaren mecburi. Bu ne amaçla yapılıyor? Çünkü çocukların doğumdan sonraki kas yapısı, eklem yapısı, ana karnından çıktıktan sonraki çok ciddi bir hassasiyet içinde oldukları için bizim vücudumuzdaki çarpmadaki etkisine göre çok daha etkiyi fazla almalarından dolayı burada bu kanunun çıkma sebebinin ana sebebi buradan kaynaklanıyor. Ve bu kanunla beraber çok ciddi şekilde çarpmalardaki çocuk yaralanmaları ya da çocuk ölümlerinde Avrupa'da bir düşüşler tespit edildi. Bununla ilgili olarak Türkiye'deki durumu değerlendirirsek 2010 senesinde 93'ten 2010'a kadarki bir boşluk oldu. 2010 senesinde Türkiye'de bununla ilgili bir kullanım mecburiyeti aynı karar Avrupa Birliği uyum sürecinde burada da uygulandı. Burada tabii kanunun çıkmasından önce buradaki önemli olan konu bu araçta bunu kullanmakla ilgili olarak gerçek anne babanın bunu gerekliliğine ikna olması. Tabii ve ki inanması. Ve bunu kendi bir mecburiyette değil, kendi bir ihtiyaç olaraktan görüp de bunu değerlendirmesi. İşin açıkçası bu kanunun çıkmasından öncesi ve kanun sırasında maalesef bu bilinçlendirme konusu gerekli şekilde çok yapıldığını düşünüyorum. Yani bunun çok faydalı bir iş olduğu, aslında kendi kemerimizi takmamız bizi emniyet altına alıyor. Bunun farkına varıyoruz ama bugün bunu faydalı olduğu için mi, zorunluluktan dolayı mı takıyoruz? Bu biraz muamma. Ama çocuklarımız için bunu yapmamız gerektiğinin bilincini biz henüz idrak edemedik gibi geliyor bana. Tespitiniz doğru, fakat istatistikler gösteriyor ki Türkiye'deki istatistiklerde de araç sayısı her sene 800 binde 1 milyon artmasına rağmen çocuk yaralanmaları ve ölümlerindeki istatistiklerde ciddi şekilde düşmeler var bu çocuk olduğu kanunundan itibaren. Bu da gözüküyor ki yani bunun aynı zamanda tabii ki gelir seviyesiyle de alakalı bir konu. Gelir seviyesinin de daha bu işe ve eğitim seviyesinin bu konuda daha geniş bir şekilde bir ilgili anne babaların bu konudaki sayısının artması bu kullanım oranını yükseltiyor. Kullanım oranının yükselmesi de çarpma ve yaralanmalardaki oranları tabii ki düşünüyor. Yeni nesildeki araştırmacı ve merak edici bir, evet, beyin yapısı beni de çok heyecanlandırıyor. Çünkü anneler, aslında babalar daha bilinçli. Özellikle yeni kuşak bu konuda son derece hazır. Yani, evet, bilgi almaya hazır. Peki Avrupa'daki bu düzey şu an Türkiye'de ne durumda? Yani sizin satışlarınızda herhalde bunu anlamak mümkün olabilir. Şu anda buradaki tabii parametreye bakıldığı zaman çocuk doğum oranı önemli burada ve araç sayısı, otomobil kullanım sayısı, bu iki tane parametre üzerinden kuruluyor. Hı hı. Böyle bakıldığı zaman
Batı Avrupa'daki bir ülkeye göre 1/5 oranında hala Türkiye'deki kullanım boşluğu olduğunu görüyoruz. Türkiye'de doğum oranı 1.300.000 adetlerde. Her sene 800.000 ile 1 milyon arasında araç pazara çıkıyor. 15 milyona yakın pazarda araç var. Tabii o adetlere bakıldığı zaman maalesef çok ciddi bir farklar hala var. Ama bu zaman içinde dediğim gibi hızlı bir şekilde bir gelişim gösteren bir ürün grubu bu. Bunu da ilginin, gerekliliğin anne baba tarafından bundan 3 sene 5 sene öncesine göre çok daha farklı şekilde algılandığını tespit edebiliyoruz. Türkiye'de çok önemli işler, tabii çok faydalı işler zamanla idrak edilebiliyor ama devletin de bunu zorunlu kılması bunu perçinliyor gibi geliyor bana. Yani hızlandırıyor bu süreci. Peki devlet burada o çocuk koltuklarını, bebek koltuklarını arabalarda kullanılmasıyla ilgili zorunluluğu açık ve net bir şekilde ifade ediyor mu kanunda? Kanunda bu çok net. Kanunda tanımlı. Ancak bu kanunun uygulanması konusunda, yani şimdi biliyorsunuz Avrupa Birliği sürecinde bir sürü kanunlar çıkıyor ve kanunlar açılıyor. Fakat bu kanunların uygulaması, takip edilmesi aynı oranlarda gerçekleşmiyor. Bu çocuk koltuğu konusu da biraz böyle oldu. Ama başlangıcına göre bugüne bakıldığı zaman demin de söylediğim gibi kanundan öte burada anne babaların bilinçlenmesi, çok daha dediğiniz önemli. Gibi gelişen genç neslin daha eğitimli olması, bu konunun önemine daha farklı bir şekilde yer alması kanundaki etkisinden çok daha etkili bir şekilde pazarda etkisini görüyoruz. Ama önemli görüyoruz. Bir pazar ve önemli bir müşterisi olan bir pazar gibi geliyor bana. Yani büyük bir ivmeyle sanki artacakmış gibi görünüyor. Artaraktan gidiyor. Bu arada bir yeni bir gelişme oldu. Müsaade ederseniz ondan bahsedeyim. Pazartesi günü itibariyle bir kanun değişikliğine gidildi gümrüklerde. Burada tabii bizim ürün bu çocuk gereçleri diye tanımladığımız ürün grubu oturmaya mahsus ürünler diye tanımlı bir grubun içinde yer alıyor. Ve Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki bütün ülkelerdeki yani gelen ithalatlara %50 bir vergi, gümrük vergisi ilavesi oldu. Yani firma olaraktan biz pazardaki bir Taksömer markası ve Koala markasıyla sektöre servis veriyoruz. Bir Taks Römer markası Alman bir marka olduğu için firmamızı çok fazla etkileyen bir durum değil bu. Ama genel anlamda hani bu işin deminden bahsettiğimiz gibi yani kullanımın artması, gelir seviyesine uygun hareket edilmesi gibi düşünüldüğü zaman bu çocuk güvenliğini ilgilendiren bir konuda Türkiye'de üreticisi olmayan bir ürün grubunda ve kanundan mecburi bırakılmış bir ürün grubunda vergilerden dolayı fiyatların %50 artmasının bir çelişki içinde bir karar olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili bir boşluk olduğunu düşünüyorum bu kararı verilmesinde. Bununla ilgili gerekli olan değerlendirmelerin baştan yapılıp gerekli boşluğun doldurulacağını ve bu ürün grubun tanımlı olan oturmaya mahsus mobilyalar ürün grubundan bu çocuk güvenliğiyle ilgili olan koltukların dışarı çıkartılacağını düşünüyorum. Yine aslında otomotiv dünyasının içinde ama yine yan sanayide farklı bir alanda da üretiminiz evet, var. Şimdi evet, üretiminize evet. geçelim. Evet. Şimdi bir otomobilin içindeki kauçuk paspasın güvenlik unsuru sayılabileceğini düşünmezdim ben. Şimdi işin evet, açıkçası. Doğru. Ama şimdi siz anlattıkça, sizi dinledikçe daha önceden ya bu güvenlik içinde aslında önemli bir faktörmüş dedik ve önemli bir de örnekle yıllar önce karşılaştık. Evet. Şimdi bu kauçuk paspas üretimi, bunun inovatif şekli, katma değerli şekli nasıl oluşuyor? Evet. Yani bunun neyinden çıkıyor inovasyon bunun? İki tane aslında kauçuk ve halı paspas, biz ikisini birden üretiyoruz. Buradaki durum şu, biliyorsunuz bundan 5 sene 10 sene önceki otomobillerin standart aksesuar donanımları ile şu anda standart fabrika dışındaki aksesuarlar arasında çok ciddi farklar var. Otomobil firmaları devamlı içindeki donanımları geliştiriyorlar. Bu geliştirirken bir kısmını aksesuar olarak da geliştiriyorlar, bir kısmını güvenlik ürünü olarak da geliştiriyorlar ve araçlar her geçen sene daha donanımlı olarak da pazara sunuluyor. Buradaki paspas ürün grubu daha önce kauçuk ve halı paspas ürün grubu çok satış sonrasında kabul edilen bir ürün grubuyken gelişen son 4-5 senelik trend doğrultusunda bu ürünü iç donanım ve güvenlik ürünü olarak kabul ettiler. Niye güvenlik ürün grubu olarak diye düşünüldüğünüz zaman şimdi aracın zemininin bir ölçüleri var. Bu ölçüleri eğer uygun şekilde bir paspas kullanamazsınız. Bu şekilde kullanamadığınız takdirde ve onu
arı içindeki orijinal sabitleme deliklerine uygun sabitleyemediğiniz takdirde bu ayağınızın için altındaki bu gaz pedal özelliklerini kullanım sırasında bu paspasının hareket etmesi bütün oradaki araç kontrolünü etkileyen ciddi şekilde bir sorun, risk olaraktan tespit edildi. Ve bu yaşanan 3 sene 4 sene önce Amerika'da Toyota'da özellikle yaşanan ölümlü vaka sonrasında bu konu otomobil fabrikaları tamamen güvenlik olaraktan ele alındı. Birinci öncelikli güvenlik ürünü grubu olarak alındı ve şu anda global olarak biz 12 tane firmayla çalışıyoruz. 12 markanın direkt Türkiye'den paspaslarını gönderiyoruz. Onların bantlarına veriyoruz. Ve onları görüyoruz ki bunların 4-5 sene öncesine zarar çok daha detaylı çözümlerle bizlerden teknik destek alıyorlar. Teknik destek beklentileri var. Bu işin bir güvenlik tarafı. Bir de bu ürünün tasarım tarafı ve malzeme tarafı var. Burada firmam adına güzel bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye Yan Sanayiciler Derneği'nin tasarım ödülünü firmamız kazandı bu sene. Endüstri tasarım ödülünü kazandı. Burada firmamız devamlı otomotiv firmalarının sanayinin beklentileri doğrultusunda hem tasarım hem formül geliştirme hem de mühendislik yönünde en üst seviyede onlara servis vermek için. Alın size bir güzel haber daha geldi. İsmail Dereman'dan İtamex'in aldığı aslında bu ödül gerçekten sektörde farklılığın ve inovasyonun geldiği son noktayı da gösteriyor. Ama biz sizden yeni ürünler bekliyoruz. Özellikle hani katma değeri yüksek ürünler bekliyoruz. Süremiz bitti. Yine çok kısa kaldık. Bakın yine doymadık sohbeti ama kaldığımız yerden devam edelim. Yine siz güzel işler yaptıkça biz bunları ekranlarda anlatalım. Evet efendim, Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey moral ve motivasyon. Çıkış yolunda gördüğünüz gibi fazlasıyla var. Farklı işler ve farklı projeler, farklı üretimler burada yer alacak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.